Herkese merhaba, ben Zehra. Bugün hepimizin hayatımızda dönem dönem boğuştuğumuz bir konuyu masaya yatırmaya geldim. Mesele mühim. Zira her dönem hayatımızda bize farklı kılıklarda eşlik eden dost görünümlü düşmanımız erteleme mevzunu konuşacağız. Erteleme aslında bizim hayatımızı tamamen değiştiren çok önemli bir faktör. Bunun farkında değiliz ama biraz düşündüğümüzde meselenin ciddiyetini anlıyoruz ve bunu anladığımız zaman da bir stres yaşamaya başlıyoruz. Bu stres ve gerilim de daima kendimizi suçlama ve işe yaramaz olduğumuzu hissetmemize neden oluyor. Çünkü aslında içten içe yapmamız gerekenleri biliyoruz fakat tembellikten, ataletten, tükenmişlikten ya da başka herhangi bir nedenden dolayı bunu sürekli erteliyoruz. Peki bunu bildiğimiz halde neden sürekli ertelemeye devam ediyoruz? Ben bunu kendi üzerimde düşündüğüm ve kendimle ilgili yaptığım tüm çalışmalarda ortaya çıkardığım şeyleri bugün bu videoda sizlere anlatmaya çalışacağım. Tespit ettiğim bazı şeyler var, üstesinden gelmeye çalıştığım yöntemler var. Umarım yardımcı olup ışık tutar sizlere de. En başta beni biliyorsunuz, her zaman bir problemi çözmeye çalışırken doğru sorularla ona yaklaşmaya çalışıyorum. Bu konuda da ilk sorum, neden erteliyorum? Bunun samimi cevabını bulmam gerekiyor. Burada da benim dikkatimi çeken şey şu, yapmak isteyip de ertelediğim şeylerin gerçekten bana ait istekler olup olmadığını anlamaya çalışmak. Eğer sürekli erteliyorsak orada gerçekten içimizi tatmin etmeyen bir cevap var demektir. Bunun cevabını doğru bulabilmek için şu yöntemi kullandım ben. Yine bir örnek üzerinden daha detaylı anlatmak istiyorum. Birçoğumuzun hayatında sürekli ertelediğimiz spor alışkanlığını kullanmak istedim bu kez. Sürekli spora gitmek istiyoruz fakat erteliyoruz. Bir yerde bunu fark ettik, hemen duruyoruz ve sorulara geçiyoruz. Ben neden spor yapmalıyım? Bir kere bunun samimi bir cevabı olmalı. İkincisi, bunu gerçekten istiyor muyum? Ben bunu gerçekten istiyor muyum? Üçüncüsü, eğer bunu istiyorsam bunu istememdeki gerçek neden ne? Bu nedenler çok mühim. Çünkü işte ertelemenin tam da bana kalırsa başladığı nokta burası. Çünkü buradaki faktörler eğer kişiye özel, bize özel değil, çevresel bir takım nedenlerden dolayı ise erteleme daha fazla yaşanıyor. Ya yine bu konu üzerinden devam edeceğim. Mesela bu soruya verilen en başta gelen cevaplardan birini ele alacağım. Spor yapmak istiyorum çünkü zayıflamak istiyorum. Evet, bu bir nedendir. Ama zayıflama isteğinizin de temelde bir nedeni olmalı. Ve bu nedenler şayet size ait değilse maalesef yeterince motive edici olmadığı için sürdüremiyorsunuz. Yani bunu daha geniş şöyle anlatayım. Zayıflamak istiyorum çünkü güzel görünmek istiyorum. İşte bu parantez içinde hemen bu çünkü güzel görünmek istiyorum meselesi çevresel bir faktördür. Yani insanların beni nasıl gördüğü önemli olmasa ben bunu yapmayacağım. Hatta bu hedefi gerçekleştirmek için kılımı bile kımıldatmayacağım. Bunların çok samimi cevaplarını vermeniz lazım. Bu soruların tümünü çevresel mi yoksa kişisel mi olduğunu tespit etmek zorundasınız. İç motivasyonu her zaman sağlayan şey kişisel cevaplardır, kişisel nedenlerdir. Çevresel faktörler her zaman bizi ertelemeye iter. Ben bu tür bir şey yaşadığımda kendime hep şu soruyu soruyorum. Issız bir adada yaşasan yine yapar mıydın? Örneğin buna işte çevresel olarak cevap verip vermediğinizi böyle anlayabilirsiniz. Hayır, ıssız bir adada tek başımayım. Ne önemi var ki, istersem 100 kilo olayım. Kimse beni görmeyecek, kimse beni yadırgamayacak. Özgüvene ihtiyacım yok. İşte ben böyle düşünmüyorum. Ben ıssız bir adada yaşasam bile spor yapardım. Neden? Çünkü ada koşullarında da buna ihtiyacım olacak. Güçlü olmam gerek. Hayatta kalabilmek için, o survive modunda kalabilmek için, kendime yetebilmek için bu güce ihtiyacım var. Doğayla baş edeceğim. Daha iyi, daha sağlıklı olmam gerekiyor. Nerede yaşarsanız yaşayın, yaşam kalitenizi kendiniz belirliyorsunuz. Örneğin daha iyi yüzmem gerekecek. Güçlü olmam lazım. Doğa koşullarına adapte olmam gerekiyor. Yani bunu kendim için yapıyorum. Başka biri beni nasıl görecek diye değil. Ben her türlü alışkanlık çalışması için kendi üzerinde bu ıssız ada formülünü uyguluyorum. Gayet de işe yarıyor. Tavsiye ederim size de. Gerçek nedenimizi bulmamıza yardımcı oluyor. Ve aslına bakarsanız ıssız bir adada olmadığımız halde ve dünya koşullarında bunu sağlayacak içsel motivasyonu da bulmamıza neden oluyor. Doğru cevapları bulmama yardımcı oluyor diyebilirim. Benim hayatımda bir başkası ya da çevre için yapılan hiçbir şey, ama hiçbir şey,
kalıcı bir sonuç getirmedi. Sürekliliği olmadı, devamlılığı olmadı. Mutlaka bir yerde bitti. Eğer gerçekten sürekliliği olmayan şeyler varsa hayatınızda şöyle bir dönüp göz atabilirsiniz. Bir hedefin sürdürülebilir olmasının temel koşullarından biri bence amacının bize, yani kendimize hizmet edebilmesidir. İşte amaç bize hizmet etmiyorsa erteleme bana kalırsa daha fazla yaşanıyor. Yeniden spor örneğine dönüp devam ediyorum. Spor yapma isteğiniz, sadece bedeninizin güzel görünmesi ve çevreden özgü almak amacıysa muhtemelen ertelemeye devam edersiniz. Kendi içinizde ilişkilendiremediğiniz bir neden bulmadıkça bu ertelenmeye devam eder. Elbette amacınız bu olduğu halde ertelemeden başlayabilirsiniz. Ki nitekim bu çok yaşanıyor ama daha sonra bu amacı gerçekleştirdikten sonra aldığınız övgüler neticesinde artık içsel bir neden bulamadığınız için bunu sürdüremezsiniz. Ya da hiç övgü almadan başladınız ama benim bunlara ihtiyacım yok diye bilinç dışınız çalışmaya başladı. İşte yine ertelemeye devam edip geldiğiniz noktada tam bir şeyler yeşermeye başlamışken hop bırakırsınız. Kural. Çünkü aslında bir kendini ispat çabanız vardı. Bunu ispatladınız. Olay bitti. Sürdürülebilir olması için işte o gerçek nedene ihtiyacınız vardı. Siz hedefe ulaştınız. Bu övgüleri aldınız. Ve defteri kapattınız. Bunu sürdürmek için bununla ilgili gerçek bir dayanak bulmalısınız. Yani içten kendi kendinize bunu istemeniz gerekiyor. Aslında temelde bilinç dışınızda bir cevap mutlaka duruyordur. Yani şöyle inançlarınız olabilir. Spor yapmaya ne gerek var? Ben sporcu değilim ki. Bana sadece hareket olsun diye haftada bir yürümek yetiyor. Çok duyduğum şeyler bunlar. Spor yapıp vücudumu kas yığını haline getirmek istemiyorum. Çok çirkin bir görüntüsü var. Buna ne gerek var? Bütün bunlar haklı ve gerçek nedenler olabilir. Gerçek sebepler olabilir. Hiçbirine itiraz etmiyorum. Genelde bunlar bilinç dışımızda yapmamız gerektiğini bildiğimiz halde yapmadığımız şeyler olduğu zaman bu şekilde cevaplar geliyor. O yüzden burada bir yüzleşme yaşarsak kendimizi bir adım ileri taşıyabiliriz diye düşünüyorum. Genelde bunlar çünkü bir konuyla ilgili yüzeysel bir bilgi sahibi olduğumuzda bir nevi cahillikten kaynaklanıyor. Kendimizi ne kadar geliştirir, bir konu üzerinde ne kadar bilgi sahibi olursak o konuya daha fazla hakim oluyoruz. Ve amacımız gerçekleştirmek için kendimizi buna layık görmek ya da ben de bunu yapabilirim'e düşünmeye, o noktadan sonra evrilmeye başlıyoruz. Başlangıç noktası bir çocuk gibidir düşünceleri. Çünkü bir şey bilmez ve bilmediği şeyler hakkında yorum yapar insanlar. O yüzden ben bu noktada şunu yapmaya başlıyorum. İsteyip de bir süre bir konuyu erteliyorsam o konu hakkında önce bir araştırma izni veriyorum kendime. Hemen konuya dalmak yerine önce önden bir araştırmaya başlıyorum. Yine araştırdıktan sonra böyle minik minik acabalarla denemelere girişiyorum. Tabii bunların hepsini kendi içimde yapıyorum. Yani çok fazla dallandırıp budaklandırıp eşime, dostuma, çevreme fazla anlatmıyorum. Önce bir kendimi denemem lazım. Çünkü çevreden destek almaya ihtiyaç duymuyorum. Yine spordan devam edelim. Örneğin içten içe böyle bir isteğim var ama sürekli erteliyorum, ne yapacağımı bilmiyorum. Hemen bu noktada ilk yapmaya başladığım şey artık, yani bunu deneyimledikten sonra kendi üzerimde yaptığım alışkanlık çalışmalarından söyleyebiliyorum. Önce spor nedir? Neden yapılır? Kim yapmalıdır? Hangi sporu kim ne kadar yapmalıdır? Bana uygun olan spor ne olabilir? Benim vücudum, yaşam tarzım, hastalıklarım nelerdir? Ve hangi sporlar buna iyi gelir gibi bir sürü başlık altında sorular çıkartıyorum. Ben acaba bunu kendimi mutlu edecek, huzur verecek bir boyuta getirebilir miyim? Bütün bu sorulara cevap verdikten sonra eğer bunu faydalı bir alışkanlık olabilir diye görüyorsam hayatımda hemen minik bir adımla o haftaya iliştirmeye başlıyorum. Bazı şeyleri denemeden bilemeyiz. Örneğin hiç spor yapmamış biriysem ufak ufak, artık biliyorsunuz internette inanılmaz çeşitlilikte videolar var. Hatta hiçbirimizin böyle istesek de stüdyosuna gidip katılamayacağımız eğitmenlerin yaptıkları bireysel çalışmalar var. Büyük bir şansa sahibiz bu anlamda. Bunun gibi birçok konuda tabii ki. Şimdi şu anda spor üzerinden örneklendirdiğim için sadece bunu söylüyorum. Ama fotoğrafçılıktan tutun da yabancı dile kadar her türlü şeyi çok kolay ulaşabiliyoruz.
Basit başlangıçlarla yine spordan devam edeyim. Örneğin bu alışkanlığa başlamak istiyorum. Yoga, pilates, hafif sporlar ya da gerçekten içimde o güne kadar yapmayı hep çok sevdiğim ama bir türlü başlamaya fırsatımın olmadığı bir spor dalını araştırıp onunla ilgili YouTube'da veya internetin herhangi bir noktasında bilgiler edindikten sonra küçücük bir adımla, yani tıpkı yeni bir kursa yazılmış çocuk gibi başlayarak kendi üzerimde deniyorum ve tabii ki bunun için de bir zamana ihtiyaç duyuyorum. Örneğin kendime şunu diyorum, bir ay her gün 10 dakika, 15 dakika, yarım saat, bu tamamen vaktime ayırmak istediğim zamana göre değişkenlik gösterecektir. Herkes kendine göre bunu adapte edebilir diye düşünüyorum. Ama illaki orada bir gerçek neden olmalı. Neden bu spora başladığınızın samimi cevaplarını en başta vermelisiniz. Pekala, şöyle küçük başlıklar halinde toparlayarak videoyu sonlandıracağım. Neden erteliyoruz? En fazla üzerinde durduğum konu bugün verilecek cevabın doğru olması başlığıydı. Kendimiz için değil de dış faktörler için bunu istiyorsak orada erteliyor olabiliriz. Buraya bakacağız. Çok zor başlangıçlar hedefliyor olabiliriz. Bu noktaya bakacağız. Örneğin 15 yıldır aktif şekilde spor yapan birine bakıp onun gibi başlamaya çalışmak çok yanlış bir başlangıç. Küçük başlangıçlar yapacağız. Bu küçük başlangıçları benim neredeyse her videomda duyuyorsunuz değil mi? Öncelik sırası yapamıyoruz. Bir de bu madde var. Benim için çok önemli. Sizin için başlayacağınız bu alışkanlık ne kadar önemli? Örneğin ben spor alışkanlığı üzerinden gittiğim için yine oradan devam edeceğim. Benim için o kadar önemli ki bazen evde çamaşırı bulaşığı bırakıp hayır benim şimdi spor saatim deyip aşağı iniyorum. Çıktıktan sonra yapıyorum. Ama herkes için bu böyle olmuyor. Bunun bu noktaya gelmesi için de bir zaman gerekiyor. Yıllardır spor yapan biri olduğun için benim için yeme içme noktası kadar önemli olduğundan dolayı önceliğim bu oluyor artık. Ama eskiden olsa önce o işlerimi bitirirdim. Yeni başlayanlar için geçerli değil bu söylediğim. Fakat yeni başlayanlar için de bir öncelik listesi çok mühim. Hayatınızda öncelikle yapmak istediğiniz veya kendinizi öncelikle taşımak istediğiniz nokta neresiyse ona göre hedefler belirlemek. Öncelikler çok önemli. Örneğin bana vaktim yok diyor insanlar ama saatlerce sosyal medyada gezmeye vakit buluyorlar. Önceliğin bu demek ki diyorum. Mükemmeliyetçi olmak bir başka madde. Ya hep ya hiç. Hayır hayır hayır, ne olur bunu unutalım artık. Çünkü biz normal yaşayan insanlarız. Eğer ya hep ya hiç felsefesini benimsiyorsanız sizin ya Einstein olmanız lazım. Ya çok büyük bir insan olmanız lazım. Ya da hiç yaşamamanız lazım. Arası yok mu? Hepimiz arada yaşayan insanlarız. Hepimizin kendine göre yaptıkları ve bu topluma bir faydası var. Lütfen bunu göz ardı etmeyin. Ve ya hep ya hiç felsefesinden, yani o mükemmeliyetçilik zihniyetinden bir an önce uzaklaşın. Bir başka neden ertelemenin, zaman yönetimi problemi yaşıyoruz. Bunu neden yaşıyoruz? Çünkü plansızız. Neyi ne zaman yapacağımız belli değil. Sabah kalktığınız andan yatacağınız zamana kadar her şeyinizi sağlıklı bir şekilde planladığınızda erteleme çok fazla hayatınızda olmayacaktır. Plan, plan, plan. Bununla ilgili çok ayrıntılı bir video çekmek istiyorum. Dikkatiniz dağınık. Bu yüzden erteliyorsunuz. Çünkü aynı anda bir sürü şey yapmaya çalışıyorsunuz. Daldan dala atlıyoruz. Bir de bakıyoruz ki vakit geçmiş. Örneğin telefonda bana gelmiş özel bir maili aramak için girdiğin zaman oradan gelen başka bir bildirime yönleniyorum. Sosyal medyada buluyorum kendimi. Sosyal medyada gezerken oradan başka bir yere yönlendiriyor falan derken ilk telefonu elime alma amacımı unuttuğumu fark ediyorum. Bir de bakıyorum ki aradan bir saat geçmiş. Hayır, işte bu dikkat dağınıklığı ve tamamen yapmaya çalıştığımız şeye konsantre olamamaktan kaynaklanıyor. Ne olursa olsun yapmamız gereken şeye odaklanacağız, onu yapacağız ve ondan sonra diğerlerine zaman kalırsa burada korkunç bir zaman harcıyoruz. Yani kesinlikle bunun farkındayım ben. Son zamanlarda özellikle telefonumda ekran kısıtlamasına gittiğim için birazcık daha bunun rahatlamasını yaşamaya başladım. Hepinize tavsiye ediyorum. Bir de dikkat dağınıklığı ile ilgili çok güçlü bir kitap siparişi verdim. Sabırsızlıkla onu bekliyorum. O geldikten sonra edindiğim bilgileri de sizlerle paylaşmayı çok istiyorum. Son bir madde daha ekleyip videoyu öyle kapatmak istiyorum. Geçtiğimiz yıl Nisan ayı planlama videom benim
aslında Nisan ayını benimle planladan ziyade tembel değilsin, kendini belki de tükenmiş hissediyorsun başlığındaydı. Ertelemenin bir diğer nedeni de bu. Kendinizi gerçekten tükenmiş hissediyor olabilirsiniz. Tükenmişlikle ilgili yaşadığınız bir takım baskılar ve stres varsa eğer o videoyu da izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü ben çok uzun bir süre farkında olmadan bu duygunun içinde yaşadığım, artık duygudan yavaş yavaş çıkmak üzereyken fark etmeye başladım. Onun için onunla ilgili bir takım şeyler araştırmıştım. Yani bu tükenmişliğin duygusal mı, fiziksel mi, mental mi olduğunu. Bunlar üzerinde kendimle çalışmalar yapmıştım. Bunları anlattığım o videoyu eğer gerçekten tükenmişlik yaşadığınızı hissediyorsanız izleyebilirsiniz. Bu tükenmişlik çok uzun yıllar içinizde biriktirdiğiniz bazı şeylerin açığa çıkamaması ya da çok fazla kendinize odaklanamadan sürekli çevresel faktörlerin sizi yönlendirmesiyle yaşamanız sonucu bile olabilir. Veya büyük bir hastalıktan çıkmış olabilirsiniz. Veya çok büyük sorumluluklar altında kendinize çok fazla zaman ayıramıyor olabilirsiniz. Türlü türlü nedenleri var. Herkesin nedeni kendine göre değişecektir diye düşünüyorum. Ama o videoda ben kendi yaşadığım deneyimi sizlerle paylaştım. Tabii eski videolarımda da var. Yani o zaman çizelgesini takip ederek izlerseniz gerçekten videolara bile bunun yansıdığını görebilirsiniz. İnsanız her zaman her şeyi yaşama dair, bize dair, hayata dair. O yüzden hepsini deneyimleyerek deneyimlerimiz ve tecrübelerimizle bundan sonramızı aydınlatmak üzere kendimize bir yol haritası çizmek niyetimiz. Evet, umarım gerçekten işinize yarayacak, ipuçlarını yakalayabildiğiniz bir video olmuştur. Çok keyifli anlattım gerçekten, yine her zaman olduğu gibi. Lütfen istediğiniz konu başlıklarını gerek yorumlarda gerek mesajlarda bana iletin. Memnuniyet ve zevkle buradayım, biliyorsunuz. Hepinize teker teker teşekkür ediyorum. Yeni gelenlere de hoş geldiniz demek istiyorum. Son zamanlarda gelenler birazcık daha artmaya başladı, farkındayım. Genelde duyduğum bir şey var. Sizi neden daha önce keşfetmedim? Neden acaba daha önce keşfetmedim? Eğer böyle söyleyeceğini düşündüğünüz tanıdıklarınız varsa videoları onlara da tavsiye edebilirsiniz lütfen. Onlar da sizin gibi geç keşfettik, pişman olduk duygusuna girmesinler. Hepinizi çok seviyorum ve sevgilerimi yolluyorum. Bir sonraki videoya dek hoşça kalın demeden önce lütfen yaşamınızın mimarının siz olduğunuzu unutmayın diyorum. Hoşça kalın.